أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وحبيبه فصلوات الله وسلامه عليه على من أرسله الله رحمة للعالمين الله سبحانه وتعالى يبيعد مقت الله الحمد سنة الله بسن بيغمبرمز محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم يصلوات سلام الله بسن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الله سبحانه وتعالى بأداد مختول الحمد سنة الله رسول أكرم محمد الصفاء صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمات لي أهل الإسلام أهل الإيمان Mumun Müslüman braderler, Allah Subhanahu ve Teala amellerimizi kıyatken ibadetlerimizi, rükû, secde, talavatlarımızı Rabbil Alemin özünleri yahide kabul kısın. Allah Subhanahu ve Teala amellerimizi, kalplerimizi ihlas, özüge halis amel kıladığan, az günü amel kıladığan Musayim Rabbil Alemin'e halis amel kıladığan bendeler kadar da kısın. Yani bu pes tarafından de bassa. Skript sahib şey ne diyeceğim yazı çıkar diyeceğim ismimizi de çürük koyamız. Allah Teala'nın tevfik hidayeti bilen biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mevkiflerini, mevakifi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatlı imabeyinleri de özlerini tutken oranları, koşunları bilen, kavmi karındaşları bilen, yakınları bilen, münafıklar bilen, hatta ki kesellik peyitleri de, sağlık peyitleri de ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in her hıl halatlarda özlerini kanday orun tutgelliklerini, mevkiflerini, mevkifleri hakkında zikir kılıp eğitip ötüyetken edik. Bugün ise inşallah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yaş ballar bilen, gödegiler bilen, mevkifi Resulillahi mel atfali, Resulullah'ın yaş balaçeler bilen, yaş ballar bilen özlerini tutgen orunları hakkında qanday qilib payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'rin tutganliklari haqida tushuntirishlikka harakat qilamiz inshaalloh. Yosh bolalarni Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda nukhrijukum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an. Biz sizlarni onalarning qornlaridan hech narsani bilmagan holda bismillah. Hech narsani bilmaydigan holatlaringda dunyoga keltirdik degan Qur'oni Karimdagi Alloh subhanahu va taolo oyat karimasi. O'sha yosh bolalar siz bilan men bir payt hammamiz ham yosh bola yosh go'dak bo'lganmiz. Har bir narsa bosqichdan iborat. Har bir narsani Alloh subhanahu va taolo bosqichlar bilan yaratgan. Mana shu bosqichlardan biri payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam hadisda aytayaptilar. Alloh subhanahu va taolo sizlarni nutfadan yaratdi. Summa mudghatan, summa alaqatan. Nutfadan, so'ngra mudghadan, summa alaqatan, alaqatan deb turib Yani insanlı yerelişlik baskıçlarını Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem düşündürüp belgeler. Ananı karındalık bopturgen vaktları da hadisler boyat kılmadı ki ananı karında bopturgen vakti 4 ay bogende. 4 ay bogende. Yani 120 gün bogende. Feyati fihi el melek. Fey umar bi ketbi arba'yı kelimatin. Ferişte keledi de 4 de nersani büyürledi. 4 de nersani yazıp koyuşlikke büyürledi. Bi ketbi rizqihi ve ecelihi. Va amalihi va shaqiyun aw sa'id. Mana shuni onani qornidagi xoh o'g'il bola bo'lsin, xoh qiz bola bo'lsin, bikat bi rizqihi, rizqini yozib qo'yishlikka buyuriladi. Va ajalihi, ajali
qancha dunyoda yashab o'tishligi haqida yozib qo'yilishlikka buyuradi. Va amalihim, amallari ham va shaqiyun au said, baxtli yoki baxtsiz ekanligini ham yozib qo'yishlikka buyuriladi. So'ngra mana shu chaqaloq dunyoga kelganidan so'ng payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bir necha sunnatlarni bu bolalarga, o'g'il bola tug'iladigan bo'lsa ikkita qo'y so'yishligini, ism qo'yishligini hamda mana shu farzandni boshidagi sochlarni olinib kumush yoki tilla miqdorida ehson qilishligini, ya'ni farzand tug'ilgandan so'ng qo'y so'yilishligi, o'g'il bola bo'ladigan bo'lsa ikkita qo'y, qiz bola bo'ladigan bo'lsa bitta qo'y so'yilishligi, so'ngra bunga ism qo'yilishligi, so'ngra boshidagi sochlari tagidan olinib turib mana shu sochlarni miqdorichalik ehson qilinishligi haqida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan hadislar bor. Demak, yosh bolalarga bo'lgan muomala, ularga bo'lgan bir shirinliklar olib berishliklardan avval yoki ularga chiroyli ko'ynak olib berishlikdan avval yoki ularga chiroyli o'yinchoqlarni olib berishlikdan avval ota-onalarning vazifasi, xossatan otalarning vazifasi shunday bo'ladiki, farzandlarga chiroyli ismlarni qo'yishlik yoki ularni ismlari o'zgarib qolgan bo'lsa yoki u ismlar noto'g'ri qo'yilgan ismlarni qatorida bo'lganligini bilsa, mana shu ota-ona farzandini ismini o'zgartirishligi kerak bo'ladi. Farzandini ismini yaxshi ismlarni tarafiga o'zgartirishligi kerak bo'ladi. 7-chi kuni, masalan, dushanba kuni tug'ilsa, keyingi bozor kuni, bozor kuni tug'ilsa, keyingi shanba kuni farzandga aqiqa qilinadi. Ya'ni o'g'il bolaga ikkita qo'y, qiz bolaga bitta qo'y so'yilib aqiqa qilinadi. So'ngra bu endi aqiqaning ahkomlarida bir vaqt kelsa inshaalloh tushuntirishlikka harakat qilamiz. Hozir tartib bilan yosh bolani holatini tushuntirishlikka harakat qilyapmiz. So'ngra mana shu bola ulg'ayishligini, kattayishligini boshlaydi. Biz qanday qilsak ham, qanday tarbiya bersak ham, qanday taom bersak ham, qanday unga o'yinchoq olib beramizmi, qanday holatda bo'lishligidan qat'iy nazar, bu bola Alloh taolo agar umr bergan bo'lsa katta ishligini boshlaydi va ota-onaga har xil savollarni berishligini boshlaydi. Biz ota-onalarni turmush qurgandan so'ng asosiy maqsadlaridan biri faqatgina farzand ko'rishlik bo'lib qoladi. Ota-onalarni, ya'ni ikkala yoshlarni turmush qurganlaridan so'ng asosiy maqsadlaridan biri faqatgina mana shu farzand ko'rishlik bo'lib qoladi. Farzand ko'rishlik bo'ladi-yu, farzand ko'rgandan so'ng unga chiroyli kiyim bilan ovora bo'lamiz yoki yaxshi taomlarni olib kelishlik bilan ovora bo'lamiz yoki shirinliklarni olib kelishlik bilan ovora bo'lamizda yoki ba'zan ko'chaga olib chiqib maqtanishlik bilan ovora bo'lamiz. Ammo farzandni tarbiyasi, farzandga eng kerakli bo'lgan narsa, berishimiz kerak bo'lgan narsa yodimizdan ko'tarilib qoladi. Mana shu o'zi eng muhimlardan bo'lib hisoblanadi. Bu farzand. Alloh taolo Qur'oni Karimda yaxluqu ma yasha. Alloh taolo xohlaganini yaratadi, deyapti. Qur'oni Karimda yahabu liman yasha wa inasan wa yahabu liman yasha uz-zukur aw yuzawwijuhum zukranan wa inasan wa yaj'alu man yasha aqima. Alloh taolo xohlagan bandasiga inasan qiz farzandlarini ato qiladi. Xohlagan bandasiga o'g'il farzandni ato qiladi. Aw yuzawwijuhum zukranan wa inasa. Yoki xohlagan bandasiga Alloh taolo ham o'g'il ham qiz farzandlarini juft qilib teng beradi. Va yaj'alu man yasha'u aqima. Ba'zi bir bandalarni esa Alloh taolaning o'zining hikmati, taqdiri azali va hikmati tufayli Alloh subhanahu va taolo bepusht yoki befarzand qiladi, deb Qur'oni Karimda Alloh taolo marhamat qilyapti. Ya'ni bu dunyoda farzand ko'rishlik emas maqsad. Yoki farzand ko'rgandan so'ng bo'ldi, mana bizni ham bolamiz bor deyishlik emas, balki farzandni ko'rgandan keyingi haqiqiy muammolar boshlanadi desa ham bo'ladi. Yoki yaxshilik tarafga yoki yomonlik tarafga. Mana shu farzandlarimiz siz bilan meni yoki yuzlarimizni yorug' qilib xursand qiladi yoki siz bilan meni xafa qilib yuzimizni yerga qaratib qo'yadi. Masalan, bizning xalqimizda biror bir insonni maqtamoqchi bo'lsa, otangga rahmat deydi. O'zini ham ko'proq otasini qo'shib aytadi. Yoki biror bir insonni yomonlamoqchi bo'lsa, "Hey, falonchi kimni farzandisan?
Kopalır akıllı bazen etse hep eder ingelene degen sözlerini hem işletişe de. Bu indi halkımızı iştir yetkenlerse bu tekrar buluştuk için ettik halas. Demek o da ferzentke daima nispet belirledi. O da ferzentke daima nispet belirledi. Yani ferzenti mahta mahcup olsa otasını koşup mahtaşadı. Ferzentini yamanla mahcup olursa otasını koşup yamanlaşadı. Şunun için hürmetli otalar. Hassaten. Biz otalarga müracaat kılamız. Ferzent terbiye kılıyatkan vaktimizde ferzentlerimizin dini ve amanetgöy çıraylı kılıp terbiye kılışlıkımız gerek. Hem de onalar ferzentine terbiye kılınıyatkan vakti de ferzentlerge çıraylı terbiye verişlikimiz gerek. Bu Kur'an-ı Kerim'de hem de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisleri de körsetilgen derseler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yaş ballar bilen, ularını hissiyatlar bilen şerik bu gerlikleri, ularını hatta ki gam taşvişler bilen şerik bu gerlikleri, ya ki ularını hafa kılmaslık ki hareket ki gerlikleri, ya ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana şu farzantlarını, yaş gödeklerini, yaş ballarını daima hursan kılıçlık ki hareket ki gerlikleri hakkında bir neçe hadisler var. Bana şu hadislerden bir de rivayet kılım etiledi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem küllerden biri de gulamen ve cariyeten deydi. Bu iki de hadis biz kıskartırıp elçilik hareket kılalımız. Gulamun yaş oğul bala bola digen olsa gulamun deyip namlanadı. Yaş bala digeni. Kız bala bola digen olsa cariyetun deyip namlanadı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de iki de hadisini bir kılıp elçilik hareket kılalımız. Manası ki birbirine yakın bol geldiği için. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem özlerini kolları da bir gulamun deyledi. Yaş bolanı irkeletip durgan vakitlerini sahabalar rivayet kılıp eğitip berişen. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem irkeletediler. Kolları ki oladılar. Sonra halgi bala külgeninden sonra öte köp hursan bogarlı giden bevül kılıp koyadı. Bevül kılıp koyadı. Şunda o şey balanı otası yani yakınları gelip durup ya Resulullah deyip yürüyüp gelip alırken de tohtan dedi. Bevelin nihayesi yetkiz basın. Balanı bir zor takımayın dedi. Bevelin nihayesi yetkizgenden sonra yaş bala, okul balanı bevelini Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nadcun yani ucayge nadkun. Su bilen su sepip koyulsa kifaya. Onu kıyımlı urnaya okul gödek balanı yaşlı gidip ayıttı fakat öte yaşlı gidip. Su sepip koyulsa kifaya kala deyip üstüden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem su sepip koyadılar. Hudde bana çünkü okşayan hadis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kollarda cariyetun kız. Kız bala yaş çakalak kız çakalak oynayıp tutup dururken vaktilerde bavul kıyken de ayetledi ki kız balanı bavulige kız balanı bavulige su bilen yuvarlı işliği kere degen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisleri var. Demek farzandını terbiyesi de farzandını yaxşı görüşlük fitretten. Yaş ballarını yaxşı görüşlük fitretten. Hatta ki biz bir hadiste etkemiz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle mahcup olsaydı el-velud el-vedud eğrini yaxşı görüldüğüm köp farzand tuğup beri diganıga üyleninler. Yani farzandını yaxşı göre diganıga üyleninler degen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisleri var. Başka hadiste ise Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mukâsurun bikum el-umam. Men kıyamet günü de ummatlarının içi de en köp ummatlik peygamber bulup duruşlikini hohlayman. Farzandlarını köpeytirinler diye hadis var. Yani farzandını köpeytirişlik hakkındaki ayet hadislerini şartlaşken inşallah bir ders kılalımız. Bir ilava sıfatla eytemiz kalaz. Bana keçi bize etkenimizde bir mavzu gekiresi de yan baştaki mavzular gekende az azdan unge hem şarh verip geçtiğimizde doğru geledi. Keçi o şu hadisimizde etkende ilava sıfatı da biz farzandlarımız tüfeylik rızkılarını yapmız aslede. Farzandlarımız biz arkalık emas belki biz farzandlarımız tüfeylik Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de nahnu narzukuhum ve iyyakum biz sizlerine farzandlaringizge rızık veremiz ve sizlerge rızık veremiz yaptı. Başka ayet kerimede nahnu narzukukum ve iyyahum ularını hem sizlerine hem rızkınızını biz veremiz yaptı Allah Teala. Mesela farzandı bar insanlar bilsinler ki bazı orullarda Allah Teala mana şu farzand tüfeylik sizge rızk verirken buluşluğu mümkün. O şey yaş gödekler tüfeylik belki siz rızklanırken buluşluğunuz mümkün. Üyünüzdeki o şey yaş gödekler tüfeylik
Siz rızkılarını yatkan borçlu yiyiniz mümkün. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de nahnu narzukuhum ve iyyakum. Onlarga rızk beri yatkan, sizlerge hem rızk beri yatkan. Bu bizimiz de Allah Teala ayet yaptı. Demek her bir insanın rızkını Allah Subhanahu ve Teala özü verir. Ferzentlerini aldır var eden adamlar, ferzentlerini öldür yaptı deyip katıl deyip yazıladı. Ferzentini aldırıp yuvargen insan katıl deyip yazıladı. Eğer ki adamlardan üyetip aldır var etken bosa, ya ki rızktan korkup aldır var etken bosa. Lekin doktorlar bunu tutsanız ölesiz, cüde ağır ahvalı kalasız, menanday halatlar buladı bu ferzent ise bu özünü inşallah betapsil özün ahkamlar var. Demek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaş ballarını, oğul bala buluşu yıkarmastan, kız bala buluşu yıkarmastan, yaş gödeklerini Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öte kattık yaş görgeller. Hatta ki hicrum deyilerdi. Mene şunu de üçlep turuşlik, mene bu yanınızda turuşlik, hicrum deyilerdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ni huzurlarda bulup durgen vaktlarda, huzurlarda bulup durgen vaktlarda, bavul kılıyetseler hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem indeme yaptılar. Hani ferzentlerimizi alaylık. Sünnet eken deyip alın ki Hicr deyiladı. Hicr İsmail'de bilesler Kabe'nin nerede kavuz ki hoşap durgen cayını mesela bir ismi Hicr. Ferzendini kolge alışlık, onu kucaklayıp yan başçı koyuşluk, otur kızışlık, kanayın kolge alışlık, ferzendini kolge alışlık. Kucaklayıp oturuşluk, onu irkeletişlik, onu yüzden ya ki peşanesten ya ki başı kaysi caydan bu sen, öpüp koyuşluk, kötarıp yürüşlük, şirinlikler berişlik ve onu irkeletişlik ve çünkü o şekerlerin hammesi sünnet. Bana şu farzlarım ki kılınadığı en zoru bizim mumun Müslümanlarda İslam dini de kılınadı. Kanday farzand buluşluğundan kat'i nezer. Farzandlarga kılınıyordu muamala, kötarışlık bosun, öpüşlük bosun, erkeletişlik bosun, özünü ferzendi bosun, yakın insanını ferzendi bosun. Umumən yaş balalarını erkeletişlik, yaşı körüşlük, yani o mumun Müslüman insanını sıfatlardan, mumun Müslüman insanını sıfatlardan. Yani şu mumun Müslüman insan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerine amel kılamam dese, ferzend terbiyesi de hem bir nece sünnetler var, mana şu sünnetlerge amel kılsa bulan. Akra İbni Habis. Et-Temimi. Akra İbni Habis deyen sahaba bu kişi ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bilesler o şey Hayber'de adaşmasam 100 tüye bir. Leme. Fe akbala el-Hasan ve el-Hüseyin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurlarında Akra İbni Habis turgen ediler. Oturgen edi. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in nebireleri kelip kaladı. Bilesler el-Hasan ve el-Hüseyin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hasan bilen Hüseyin'ni Rayhanete el cenne. Hasan hem de Hüseyin cennetinin rayhanları. Hasan bilen Hüseyin cennetinin rayhanları diyen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisleri var. Hasan bilen Hüseyin'ni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öte kattık yaş görgeller. Allah Teala hamdlerimizin nasip kısmını bana şimdi ferzentlerini. Bana şu El Hasan ve El Hüseyin'ni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem felemme akbele, akbele kildi de yani kegelleri de yanıya oturgızdılar da bayağı etkenimize hicr kılıp yani biz betefsil şartla yapız. Bu şarkının namını müfassal deyledi. Kengirak şartla yapız. Umumi amma halkını hemizge düşünerlik barışlık için ve hayatke tatbik kılıçlığımız asan barışlık için. Çünkü için kengirak şartla yapmış. El Hasan ve El Hüseyin, Hasan bilen Hüseyin'i Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına oturgızadılar da öpüp koyadılar. Kim oturganı yanında eslep görelik ki iki maddemin ismini ettim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yüzde tüye bergen deyip hem ettim. İsmini iki meratıba ettim. Yani eslep duruşuyla için ben bir dakika vakti veremem. Ve özümü az bir çay yapacağım olamam. Kaysi sahaba Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurunda oturuptular. Hasan bilen Hüseyin gelip kaldı.
savgalarımız bu arada esləb durgan adamlarga savga bergen bolardik ama dua qılamız inşallah kimler esləgən bolsa mana şu sahabanın ismini esləb qalışgan bolsa Allah subhanahu wa taala faydalı ilim versin ilimlerini ziyada qısın Rabbil alamin. Akra ibn Habis radiyallahu anhu temimi bu kişi oturganlar ya Resulullah qala ya Resulullah ey Allah Teala'nın elçisi inneli aşaratan minel ebne meni 10 ta farzandlarım var oğul nevrelerim 10 ta ma qabbeltu minhum ahadan men ularını bir ortasını hem öpüp koymayan eken ben men ularını öpmeymen dedi men erkel etmeymenem ularını öpmeymenem degen sözünü huddi ki maktangenge okşap eytti bu hadisinin rivayeti de men la yerham la yurham kim rahim kılmasa unga ham rahim kılınmaydı. Ya ki maza af'alu in naza Allahu min qalbika rahme. Allah Teala seni kalbinden rahmetini alıp koygan bolsa men nima ham kılar edim degen hadis. Men la yerham la yurham. Kim rahim kılmasa unga ham rahim kılınmaydı. Ya ki in naza Allahu min qalbika rahme. Seni kalbinden Allah Teala rahmetini alıp koygan bolsa men qanday qilayin aqra dedi. Wa ana uqabbilu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytiyaptılar ki men nabiralarımni bismillah öpüp ham koyaman deyip peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytiyaptılar. El Hasan ve Hüseyin, Hasan bilen Hüseyin. Demek özümüzün farzandımız olsun ya ki yakın insanlarımızın farzandları olsun mana bu farzandlarını erkeletip koyuşluk sünnet. Erkeletip koyuşluk peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünnetleri. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mana şu nabirelerini erkeletip hem yahşilik kılar ekeller. Şunun için biz cemaatimizde bugün kılıyken ayetken dersimiz şu ki hürmetlik ahli İslam, ahli iman, mumun, musulmanlar ferzendlerini erkeleteylik. Ferzendlerini kolge olaylik. Ularını öpeylik de ularını erkeletçilike hareket kılaylik. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu yaşlı gödekler Abu Umayr bilen bo'lgan voqealar, mavqiflari. Abu Umayr degan bir yosh sahaba, Ummu Sulaymning farzandlari. Abu Umayr Nugayr degan Nagrun degan qushchasi bo'ladi. Nugayrni ham deyiladi keyinchalik Nagrun, Nugayrun. Mana shu qushchasini o'ynatib yuradi, o'ynatib yuradi. So'ng kunlarining birida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Ummu Sulaymning huzuriga borsa, Abu Umayr yosh, ya'ni kichik bola. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o'sha yosh bolachalarni ham qalbidagi hissiyotlarni hurmat ehtirom qilishlari haqida bo'l. Biz hozir yosh bola ekan deb e'tibor ham qilmaymiz. Yosh bola ekan deb ba'zi bir so'zlarni so'rasa aytmaymiz ham. Javob ham bermaymiz. Qaragimiz ham kelmaydi ba'zi o'rinda. Bu nima deyapti? Nimaga ham ahli yetar deb ketaveramiz. Siz bilan men ham qachondir yosh bola bo'lganmiz. Yosh bolalik o'zi asli beg'uborlik va eng zo'r vaqtlar. Siz bilan men tug'ilib turiblar, darro katta odam bo'lib qolgan joyimiz yo'q. Biz ham onani qornida bo'ldik. Biz ham uni yurolmasdan birga kirgunimizcha bir yil yerda yotdik. Keyinchalik yursak ham 2, 3, 4 ga kirgunimizcha aqllarimiz yaxshi ishlamasdan sekin-sekin balog'atga yetdik. Balog'atga yetganimizdan so'ng bizga shariat takliflari tushib, namoz, roza, zakot, hajlar bo'lib mana shu yoshga yetib keldik. Ammo biz ham yosh go'dak bo'lganmiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abu Umayr'ga aytdilar ki Ummu Sulaymdan sorab nima sababdan bu g'amgin bo'lyapti bu bola? Nimaga g'amga tushyapti deyapti. Qarang, yosh bolani ham nimaga g'amga tushayotganliklarini Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem so'rayaptilar. Shunda Ummu Sulaym aytdiki, buni o'ynatib yuradigan qushi o'lib qoldi. Qush o'lib qoldi ya Rasululloh, shuning uchun bu bola sal qiylanyapti deganda ya Aba Umayr. Ey Aba Umayr. Ma fa'ala Nughayr? Abu Umayr deb bu kuniya qo'yibdilar. Hali Abu Umayrning farzandi yo'q, hali juda o'zi yosh. Ey Abu Umayr, ma fa'ala Nughayr? Nughayr qushchangiz nima bo'ldi? Qushchangiz o'lib qoldimi? G'amga tushmang degan maqsadda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam haligi sahobani erkalatyapti. Yosh sahobani g'am tashvishiga sherik bo'lyaptilar. Yosh sahobani g'am tashvishiga sherik bo'lyaptilar. Bazı otalardan farzandları fakat kine yomonlik görüşken. Fakat kine söküş görədi. Ota anasını görse indemeye oturadı. Çekege çıkıp getirdi. Gapını içige yutadı.
gapirolmay qoladi-da. Mana shunday bir otasi ko'ziga bir narsa bo'lib ko'rinadi. Asli teskarisi bo'lishi kerak. Eng mehr muhabbatni ko'p ko'rsatadigan bu ota bo'lishi kerak. Va eng mehr muhabbatni ko'rsatadigan bu ona bo'lishi kerak. Ota bilan ona farzandga mehr muhabbat ko'rsatadi. Xususan mana psixologiyadagi nimalar aytishadi, jo psixolog emasmiz u. Psixologiyadagi odamlar aytishadiki, farzandni tarbiyasining eng asosiy qismi farzand mana insonni qarang. Men o'sha boyagi qoidamizda aytdim, o'z vaqtimiz oz qolibdi-yu. İnsanlı tabiyeti, insan bana bu cesetten ve ruhtan ibaret. İnsan ceset ve ruhtan ibaret. Bana hazır min, ruhum bilen cesetim birge durdu. Ruh bilen ceset acireşliği 8-10'un gibi bölünmedi. En şu acireşlerden biri insan ölüp kaladı. Ruh cesetten çıkıp getirdi, kayıt kemiydi. Bana şunusu ölüm değilen. Mana shularning yana biri uyqu deyiladi. Mana shularning yana biri tush ko'rishlik deyiladi. Mana shularning yana muallaq bo'lishligi qabrda bo'ladi. Mana shularning muallaq bo'lishligi qiyomat kunida bo'ladi. Mana shunday bo'lib jasad bilan ruh bir-biri bilan birga turishlik va ajrab turishlik degan narsasi bor. Demak, inson ikki narsadan turadi. Ruh va jasad. Ruh va jasad. Jasadni hamma yo'g'ini bilib oldik. Deyarli hamma kasalligiga shifo topdik. Koronasdan tashqari u ham topiladi inshaalloh va va ruh bilan jasad. Ruh bilan jasad. Psixolog ulamolar, uchoniylar aytishadi, ulamolar faqat diniy tushunishlari uchun aytishadiki, insoniyatning ruhi 5 yoshgacha eng ko'p hissiyotga berilgan vaqti bo'ladi. Ya'ni yosh bolasi borlarga aytayapmiz buni atayin. 5 yoshgacha inson eng ko'p hissiyotga berilgan vaqti bo'ladi. Mana 5 yoshgacha bolani kuzating, juda ham ko'p kuladi. 5 yoshgacha bolani kuzating, juda ham ko'p yig'laydi. 5 yoshgacha bolani kuzating, tez xafa bo'lib qoladi. Tez xursand bo'ladi. O'zgaruvchanlik payti bo'ladi. Ozgina narsani bersangiz ham xursand bo'lib qoladi. Ozgina narsani bersangiz ham. Ozgina narsa bilan ham xafa bo'lib qoladi. Bir pasta yaxshi ko'rib qoladi. Bir pasta yomon ko'rib qoladi. Mana u bolani 5 yoshgacha bo'lgan mana shu hissiyotlari eng ko'p payti 5 yoshgacha bo'ladi. Mana shu paytda agar biz bolani xursandchilikdan mahrum qilsak, ko'p qo'rqitaversak, mashhuru xalqimiz ana bo'ji kelyapti, ana unday bo'lyapti, doktor kelyapti falonchi degan so'zlar bekardan bekar qo'rqitishlar itkelyapti, unday bo'lyapti. 5 yoshgacha agar bolani aqlini shunday qilib qo'rqitaversak, o'lib qolgan kunigacha qo'rqadigan bola bo'lib yetishadi kelajakda. Bir qo'rqoq odamni tarbiya qilib qo'yamiz. Shuning uchun payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam yosh bolaga katta insonga muomala qilganday muomala qilganlar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yosh bolalarga katta insonga muomala qilganday muomala qilganlar. Misol Ibn Abbos radhiyallohu anhu Hibrul Qur'on Tarjumanul Qur'an, Qur'oni Karimning tarjimoni, mufassiri, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning qarindoshlaridan Hibrul Umma ummatni eng Qur'oni Karimdagi ilmliklari, balki boshqa fanlardan ham. Misol uchun aytamiz xolos, Ibn Abbos aytadiki, ana alam al-ayata. Ayna nazalat va kayfa nazalat va bima nazalat. Oyatni qayerda tushganligini, kimga tushganligini, qanday tushganligini, nimaga tushganligini hammasini men bilaman deb Ibn Abbos aytadilar. Ibn Abbos ham kunlarni birida yosh yigit bo'lgan, yosh go'dak bo'lgan, chaqaloq bo'lgan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam suvni ichdilar. Bismillah. Ichdilarda sunnatga muvofiq o'ng tarafga uzatiladi. Sunnatga muvofiq o'ng tarafga uzatiladi. Qarasa chap tarafda oqsoqol yosh katta kishilar ekan, o'ng tarafda Ibn Abbos turadi. Qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, Ibn Abbas, ey Ibn Abbos qarang, yosh bolaga bo'layotgan muomalani qarang. Yosh bolaga bo'layotgan muomalani ham muomala, ham sunnatga ta'lim bo'layapti mana shu o'rinda. Mana shu suvni sen o'ng tarafda ekansiz, ammo yosh kattalar chap tarafga ekan. Bularga uzatsam nima deysiz deganda qola ey Alloh taolaning elchisi yosh bola ekan lekin aql zo'r ishlayapti qarang.
sizden aşkan mübarek suunu men başkalarına vermeyim dedi. Hürmet, etiraf, ehtiram, adab bilen cevap verdi. Ya Resulullah, sizden aşkan suunu men başkalarına vermeyim dedi. Belki özüm sizden aşkan suunu mübarek teberrik kılıp içemem dedi. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o interakke verdiler. Yani yaş balanı hem hürmet, ehtiramı, özünü abrosu varlığını Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem düşündürüp yaptılar. İbn Abbas de mana şunday insan keyinchalik yetilip çıkan. Kullarni birida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam juma namozida xutba qilib turganlarida Hasan va Husayn boyaga aytganimizdek Hasan bilan Husayn kelib qoladilarda. Shunda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam xutbalarini to'xtatib juma xutbasini to'xtatib yosh bola uchun masjiddagi yosh bola uchun masjidning ichiga ular kiradilar yosh bola Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam xutbalarini to'xtatadilarda xutbadan tushib boyagi Hasanni ko'tarib bir marotaba u kishini o'pib innama amvalukum va avladukum fitna mol mulk farzandlaringlar fitnadir degan oyat karimani o'qib men bu Hasanni bularni men juda ham yaxshi ko'raman deb shular tufayli mana meni juma xutbam ham to'xtab qoldi degan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning hadislari bor o'zlari shunday ko'rsatib berganlar. Hattoki juma xutbasini to'xtatib qo'yyaptilar yosh bolani hurmat ehtiromidan. Yosh bolani hurmat ehtiromdan. Ammo biz odamlarimizda masalan, "Ha, sen aralashmay tur, sen ahling yetmaydi. Gapni gapga qo'shmaysan, uzoqroq o'tiringlar, yosh bolalarni nariga chiqaringlar. Ana unday, mana unday" degan noto'g'ri tushunchalar. Mana shu yosh bolalar siz bilan bizning kelajagimiz. Yosh bolalar siz bilan bizning mevamiz. Yosh bolalar siz bilan bizning ziroatimiz. Bizning kelajakda qaraydigan bizni kutadigan farzandlarimiz. Bu farzandlarimiz bilan, ya'ni yosh bolalar bilan Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning bir necha mavqiflari bo'lgan, bir necha o'rinlari bo'lgan. Hatto sajda qilib turdilar bir kun namoz, sajda qildilarda atala sujud, sahobalar aytadi, sajdadan uzoq qolib ketdilar. Sajdadan qaytganlaridan so'ng sahobalar so'radi, "Ya Rasululloh, ey Alloh taolaning elchisi, siz sajdada uzoq qolib ketdingiz. Nima sabab bo'ldi? Sizga vahiy tushdimi?" deganda, "Yo'q" dedilar Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, "menga vahiy tushgani yo'q, balki meni ustimga yosh bola chiqib oldi. Sajdadan qaytsam aziyat chekmasin deb men sajdada turaverdim" dedilar. Hattoki bomdod namozini men juda ham uzoq o'qigim keladi. Uzoq suralarni o'qigim keladi. Asma'u yosh bolalarni yig'ilarini eshitaman. Ortimdan yig'layotganlarini eshitaman-da namozni qisqartiraman" deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hadisda aytyaptilar. Hatto bomdod namozlarini qisqartirishlikka sabab ba'zi o'rinda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam yosh bolalarni yig'isi deb aytyaptilar. Demak, so'zimiz nihoyasida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam yosh bolalar bilan bo'lgan muomalalari, mavqiflari, o'rinlari juda ham yaxshi, juda ham zo'r, juda chiroyli tarbiya qilganlar. Shuning uchun yosh bolasi bor insonlar o'zlarida yoki aka-ukalarida, yaqinlarida farzand bo'lsa, ularni ertaga kattayib qoladilar ham sizlar menga o'xshab. Kattayishligidan avval faqatgina payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnatiga muvofiq ularni hurmat qilaylik. Ehtirom qilaylik, erkalataylik. Ko'chadan kelgan paytingizda ham ba'zi bir narsalarni ko'tarib keling. Ba'zi bir narsalarni ko'tarib keling. Ularni hurmat qiling. Ayniqsa birinchi 5 yoshgacha bo'lgan vaqtidagi ta'lim tarbiyasi eng farzandga ta'sir qiladigan ta'lim tarbiya bo'ladi. So'zimiz nihoyasida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislari bilan nihoyasiga yetkazamiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytyaptilarki, İzamati ibnu adam inqata amalu illa min salasa. İnsan dünyadan ötedigen bosa farz amellerin hammas toxtaydı. İlla min salasa, üç amel bar toxtamaydı. Mana şularını birincisi, veledun salihun yad'u lehun. Salih farzan arkasından dua kıladagan bosa. Salih farzan arkasından duo qiladigan bo'lsa deb. Farzandlaringizga yaxshi tarbiya beradigan bo'lsangiz, solih farzand bo'lib yetishadi. Dunyodan o'tib ketganingizdan so'ng ham qabrga ham farzandlarni solih amallari kirib turadi. Chunki mana bu narsaga Alloh subhanahu va taoloning o'zi izn bergan. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizni qalblarimizni
Ana şu farzandlarını yaş görədigən, yaş ballarını yaş görədigən, hürmət qıladigən qalblərdən qısın. Qalblarımızdan kibirlərini Allah subhanahu wa ta'ala uzaq qısın. Rabbil alemin elimiz, yurtumuz, memleketimizi daima tinç qısın. Babalardan, kəsəlliklərdən, hər xil fitnələrdən, tuhmətlərdən Allah subhanahu wa ta'ala uzaqlasın. Xasusatən mənə şu yurtlarımızı Allah subhanahu wa ta'ala özünü fənahidə əsrəsin. Allah subhanahu wa ta'ala həmmələrimizə faydalı ilim versin. Allah subhanahu wa ta'ala riyadan özü saqlasın. Allah ta'ala el körsündən özü saqlasın. Eldi körüb qoyuşluq üçün, bilib qoyuşluq üçün, iş qılışlıqlardan, əməl qılışlıqdan Allah ta'ala özü saqlasın. Əməllərimiz dünyada çıralı görünüb, ahirət ki var gəndə həbə əl-mənsura, üçüb getkən külday bolub, heç qanday savab gerişməyilgən əməl bub qalışlıqdan Allah ta'ala özü saqlasın. Rabbil ələmin riyadan uzaq qısın. Rabbil ələmin sumadan uzaq qısın. Yaman közdən, yaman sözdən Allah subhanahu wa ta'ala özü saqlasın. Səfərdə, musafirçiliyidə yürgən əkə-ökələrimiz, yaxınlarımızın Mərcəm olunan müsəlmanlar da Allah təala umurlar gərisizlər gə bərəkə versin. Qırayarkən kəsməkanları ya Allah subhanahu təala özü bərəkə versin. Bu vaxtlarını faydalı əməllər bilən, salih əməllər bilən ötkizədigən insanların qatarda qısın. Fərzənd görməyətgən insanlar ya Rabbil aləmin özünü huzurudan, şirindən çəkər oğul qız fərzəndlərini ata qısın. Allah subhanahu təala onlara həm oğul qız fərzəndlərini ata qısın. Allah subhanahu təala onlara həm oğul qız fərzəndlərini ata qısın. Mənə o fərzəndlərinə çiralı tərbiyə qılıb boya yetkizib gözləri qulançı buluşuğunu Allah təala özünə nəsib qısın. Qızlarımız geçərmə həyə versin, oğul ballarımız ki, Allah dolayı iman, etiqad, din, diyanat, həmmələrimiz deyəm. Söngi kəlimemizə lə iləhə illallah, Muhammed Rasulullah kəliməsi buluşuq, Allah dolayı özü nəsib qısın, Rabbənə. Zalamna enfusənə və illəm təğfir lənə və tərhəmnə lənə kunənə minəl xasirin. Allahümə xsin aqibətənə fil umuri kulləhə və acilnə min xizi dünyə və azabil əkhirə. Rabbənə atinə fil dünyə xəsənətən və fil əkhirəti xəsənətən və qinə azabən nər. وحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته